Bir adam düşünün. Kimsenin tanımadığı, ismi duyulmamış. Bir gece ortaya çıkıyor ve performansıyla herkesin dikkatini üzerine çekiyor. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Kimileri için Habib'in yükseltilmiş versiyonu, kimileri içinse abartılmış sıradan bir dövüşçü. Lakabı da garip. Bors. Hamzat Chimaev 1 Mayıs 1994'te Çeçenistan'da doğdu. 1999'da sadece 5 yaşındayken evinin karşısında bulunan bir güreş salonunda antrenmanlara başladı. Gençlerde Rusya Ulusal Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2011 yılına gelindiğinde 17 yaşındaydı ve İsveç'e sığınmacı olarak yerleşti. İsveç'te bir güreş kulübünde kariyerine devam ederken güvenlik görevlisi olarak da çalışıyordu. 2018 yılında İsveç Ulusal Şampiyonası'na katıldı ve 92 kilogramda serbest güreş altın madalyasını kazandı. Hamzat bu turnuvada dominant bir performans sergiledi. İlk 3 maçını 10-0'lık bir skorla kazanırken final maçını ise 7-0'lık puanla kazandı ve rakiplerine hiç puan vermedi. Profesyonel MMA kariyerinden önce judo ve sambo müsabakalarına da katılan Hamzat, 23 yaşındayken arkadaşının ısrarıyla MMA salonlarına gitmeye ve bu spora merak salmaya başladı. And you preferred it to wrestling? Yeah. Why is that? Because I couldn't punch somebody always. Hamzat iki kez hafif ağır siklet kemer maçına çıkan ve John Jones ile hafızalardan silinmeyecek bir maça imza atan Alexander Gustafsson'la All Star Training Center'da antrenman yapmaya başladı. Bu salon ayrıca Ilir Latifi ve Rıza Madadi gibi UFC dövüşçülerinin de bulunduğu bir salondu. Gustafsson, Hamzat daha UFC'ye katılmadan Haziran 2019 tarihli bir röportajında "Hamzat şu ana kadar beraber antrenman yaptığım en iyi dövüşçülerden biri" şeklinde açıklamada bulundu. Eylül 2017, Nisan 2018 yılları arasında Hamzat 3 amatör dövüşe katıldı. Bunlardan ilki Uluslararası Karma Dövüş Sanatları Federasyonu bünyesinde Halit Laallam'a karşıydı. Hamzat rakibini ikinci roundda submission ile yendi. Sonraki iki dövüşünü de birini teknik knockoutla, diğerini de submission ile kazanarak amatör dövüş kariyerini 3-0'lık skorla tamamladı. 26 Mayıs 2018 tarihine geldiğimizde International Ring Fight Arena 14 gecesinde Gart Saginal ile karşılaştı. Bu maçını da ikinci roundda teknik knockoutla kazandı. Sonraki dövüşü 18 Ağustos 2018'de Ol Magnor'a karşı ayarlandı. Maçını da rakibini boğarak ilk raundun sonlarında kazandı. Hamzat iki profesyonel maçından sonra Orta Doğu'nun en büyük MMA organizasyonlarından biri olan Brave Combat'la kontrat imzaladı. 16 Kasım 2018 için Benjamin Bennett ile dövüşmesi planlanıyordu. Ancak Bennett bilinmeyen bir sebeple maçtan çekilme kararı aldı. Yerini ise yenilmezlik unvanıyla Marco Kisic aldı. Marco Kisic o zamanlar sadece 4-0'lık skoru da olsa Brazilian Jiu-Jitsu özellikleriyle korkutan bir isimdi. 4 maçından 3'ünü boğarak kazanmış, birini ise teknik knockoutla kazanmıştı. Hatta güreş özellikleriyle ön plana çıkan Hamzat, Marco Kisic ile yer dövüşüne mümkün mertebe girmemeye çalıştı. Marco ayakta aldığı darbelerden sonra yerde de fazla etkili olamadı ve Hamzat maçı teknik nakavtla bitirdi. Marco maçı bitiren hakeme itiraz etti ancak yapacağı bir şey kalmamış ve ilk yenilgisini almıştı. Hamzat hızlı bir geri dönüş yaptı ve 22 Aralık 2018 gecesi için Leon Alu ile maç ayarlandı. Ancak Leon da sakatlık sebebiyle maçtan çekildi ve onun yerine Sidney Wheeler aldı.
Hamzat bu maçını da ilk raundun 35. saniyesinde teknik nakavtla kazandı. Sırada belki de en zor rakibi İkrem Aliskerov vardı. Ayrıca bu maç onun ilk yarı orta siklet maçı olacaktı. Ve 19 Nisan 2019 tarihi için maç ayarlandı. İkrem Aliskerov hem 8-0'lık skoruyla yenilgisiz hem de 2 kez dünya sambo şampiyonu olan bir dövüşçüydü. O gece Habib'in takım arkadaşları da onun köşesindeydi. Maçın ilk anlarında Hamzat İkrem Aliskerov'a birkaç takedown denemesi yaptı. Ancak sambo kökenli ve Dağıstan'dan çıkan bir dövüşçüyü yeri almak imkansız gibi bir şeydi. Maç ayakta devam etti ve Hamzat güçlü bir aparkatla İkram'ı nakavt etti. Bu Hamzat'ın ilk ve en etkileyici nakavt galibiyetiydi ve performansından dolayı gecenin nakavt ödülünü aldı. В принципе, упал в глухой нокаут. А как это было вот на самом деле? У меня боюсь, уже эмоции бывают. И уже на этих эмоциях ты просто прямо идешь. Я не понял сразу, что он вырубил. Я вот так никого не рубал, не вырубал раньше. И я хотел, я добивать поездку пошел, потом понял, когда уже пошел добивать, напрыгнулся на него, что он уже вырубился. Я чуть руку отвел, я чуть зацепил его. Вы после боя, кстати, не общались там? Может, не. Я ему сказал, извини, брат, так бывает. И, по-моему, он там не понял, я подождал, потом раздевался, пошел и поговорил с ним. И с ним, с тренером поговорил. И извинился, что так получается. Все равно есть такое. У него тоже есть семья, мама. Если я так буду лежать, моя мама, я не знаю, что там будет делать. За это подумал я, мне тоже страшно чуть стало и обидно, что же было. Brave Combat'taki dördüncü dövüşü Güney Afrikalı Longo'ya karşıydı. Hamzat bu maçı da ikinci roundda boğarak kazandı ve rakibine kariyerindeki ilk yenilgisini yaşattı. Ardından Hamzat, Jarrah El Salavi ile maç yapmak üzere 18 Nisan 2020 tarihi için anlaştı. Hatta Ürdünlü rakibi El Salavi ile yüz yüze geldiklerinde onun bayrağını kendi omuzlarına almıştı. Çünkü hem din kardeşiydiler hem de Ürdün 19. yüzyılda on binlerce Çeçen'e kapısını açan bir ülkeydi. Ancak dünyada Covid-19 virüsünün vuku bulmasıyla pandemiden dolayı maç ertelendi. Ardından Hamzat UFC ile kontrat imzaladı ve maç tamamen iptal edildi. Chimaev'in ilk UFC maçı aslında Sırbistanlı yenilgisiz dövüşçü Dusko Todorovic'e karşı olacaktı. Ancak sonradan rakibi değişti ve Beyaz Tyson lakaplı John Phillips ile maça çıktı. Hamzat maç başlar başlamaz rakibini yere aldı ve nefes bile aldırmadan sürekli hasar verdi. İlk round bittiğinde John Phillips'in yüzü kanlar içindeydi. Hamzat'ın yüzü ise gülüyordu. İkinci round başladığında fazla uzatmadan Hamzat maçı rakibini boğarak kazandı. Bu maçla Hamzat tüm dikkatleri üzerine çekti ve daha ilk UFC maçında gecenin performansı ödülünü aldı. Hamzat maç sonrası röportajında bir hafta sonra tekrar maça çıkmak istediğini söyledi. Dana White bir maç daha ayarladı ve Hamzat 10 gün sonra tekrar kafese girdi. Bu sefer rakibi Kuzey İrlandalı Rhys McKay'ydi. Hamzat
Khamzat bu maçı daha dominant bir şekilde hiçbir darbe almadan ilk roundda rakibini teknik nokautla bitirerek kazandı. Ayrıca yine gecenin performansı ödülünü aldı ve 10 gün içerisinde 2 maç kazanan ilk isim oldu. Sonra Colby Covington, Tyron Woodley'in dövüşeceği 19 Eylül 2020 gecesi için bir maç daha ayarlandı. Khamzat bu sefer UFC'nin tecrübeli isimlerinden olan Gerald Meerschaert ile dövüşecekti. Öncesinde bir basın toplantısı ayarlandı. Daha önce Gerald ile Khamzat arasında başlayan atışmalar bu basın toplantısında daha da büyüdü. Did you have the chance to meet him, maybe at the hotel or something? Yeah, he was here. I met him. He spoke, speak too much. He talk too much in my media. Like he disrespect me. They like these things. I didn't like that. But I said to him, you like to talk too much. He said, yeah. I said, I'm gonna smash your face, chicken. And what's your prediction for the fight? Well, I'd like to submit him and get the new record, but who knows? I just know I'm gonna get a finish. Gerald, siyah kuşak Brezilyan Jiu-Jitsu ustasıydı ve çoğu insana göre Khamzat'ın en zor rakibi olacaktı. Basın toplantısında Khamzat sadece güreş konuşuyordu ve rakibinin kafasında güreşecekmiş algısını yarattı. Nitekim maç başladığında da Gerald her an bir takedown gelebilir korkusuyla sürekli geri adım attı ve Khamzat rakibini sıkıştırarak maçın 17. saniyesinde tek yumrukla Gerald'ı nakavt etti. Rock and roll baby. Onun bu galibiyetinin UFC izleyicileri üzerinde yarattığı etki, gecenin ana maçı olan Colby Woodley maçını gölgesinde bıraktı. And he kept telling me leading up to this fight, you think I'm a wrestler. You think I'm a wrestler. Wait till you see my hands. Holy He wasn't lying. Were you going in there a little angry, wanting to prove something? Always angry to smash somebody, knock him out like I did now. But nothing personal, like it's sport. You have to talk, you have to take him nervous like he was. I see he was, when I look at his eyes, he was a little nervous. Like in the cage, when I look at him, he don't want to be there. I said that directly. Did you want to show your striking this time? Were you trying to prove a point that, hey, I can strike too? Yeah, because everybody say, you Khabib, number two, something like that. But I am Khamzat. Of the two champions, Israel Adesanya and Kamaru Usman, which champion do you think poses the biggest challenge for you? If I do my hard work, nobody challenge for me. I'm gonna stop the both guys. Khamzat hem modern UFC tarihinde 66 gün içerisinde 3 maç kazanan adam oldu, hem de UFC'deki ilk 3 maçında art arda gecenin performansı ödülünü kazanan ilk kişi oldu. Bu maç sonrası gözler iyice Khamzat Chimaev'in üzerine çevrildi. Ancak yine de birçok izleyiciye göre Khamzat hala test edilmemiş bir dövüşçüydü. Çünkü UFC'de dövüştüğü rakipler top 15 listesinde bulunmayan isimlerdi. Well, I'm ready. Let's go. Khamzat herkese meydan okuyarak her an dövüşmeye hazır olduğunu tüm röportajlarında dile getirdi. Listenin 5 numarasındaki Stephen Thompson'la dövüşmek istiyor ancak Thompson bu dövüşe sıcak bakmıyordu. Why they scared? I don't understand. I wanna fight with everybody. Let's go. Let's fight. Why are you doing? Why are you in this sport? Why if you don't fight? You have to fight every day. If you like that, really. I like that. I can fight every day. I said that to Dana White. I can fight with everybody. Doesn't matter who. Thompson daha listede bile olmayan tehlikeli bir rakiple dövüşüp kariyerini riske atmak yerine 3 numaradaki Leon Edwards'la dövüşmek istiyordu. Ancak Leon Edwards da Thompson'ın teklifini reddetti. Bir yanda bozuk olan UFC'nin sıralama düzeni vardı ama diğer yandan UFC izleyicileri Khamzat'ın sıralamadaki biriyle dövüşmesini istiyordu. UFC, Leon Edwards'ın herkesin maç teklifini reddetmesi ve aktif bir dövüşçü olmamasını sebep göstererek onu sıralamadan çıkardı.
Edwards bu duruma oldukça sinirlendi ve ben herkesin korktuğu Hamza Chimaev'le dövüşmek istiyorum diye UFC'ye mesaj gönderdi. Edwards eski sıralamasına tekrar alındı ve 3 numaraya yerleşti. Daha top 15'teki biriyle dövüşmemiş olan, hatta Thompson'ın 5 numaradaki bir rakiple dövüşmek için çok erken dediği Hamza Chimaev kendine 3 numaralı bir rakip bulmuştu. Bu maç 19 Aralık 2020 tarihindeki UFC Fight Night 186 gecesinin ana maçı olarak ayarlandı. Hamza Chimaev serbest güreş yetenekleriyle rakibini yerde tutabiliyor. Rakibini bir kere yere aldığında ağırlığını üzerine vererek onları devre dışı bırakıyor. Ground and pound'la veya boğma teknikleriyle maçı erkenden bitirebiliyor. Boğuşma teknikleri yani grappling'i çokça Habib'le kıyaslanıyor. Benzer teknikleri var. Rakibin ellerini ve bacaklarını sürekli kontrol altında tutuyor. Bu teknikleri kullanarak UFC'deki ilk iki dövüşünü 192 darbe atarak ve karşılığında sadece 2 darbe yiyerek kazandı. Ayrıca Hamzat bu teknikleri güreşçi rakiplerine karşı da etkili olarak kullanabiliyor. Eski güreş şampiyonu Sidney Wheeler bu örneklerden biri. Dipnot olarak birçok kişinin merak ettiği dudağındaki yara izi düşünüldüğü gibi dövüş esnasında meydana gelmemiştir. Evet, desde no mamma говорит, я не помню, как я упал на гимнастике. До метку там лестница, короче, большая. И с лестницы упал на бетон, там внизу бетон. И туда, вот, когда два года было, нос и видел, нос не дышит у меня с одной стороны. И это зубы себе проблемы, все выглядит. Hamza güreş kadar ayakta da etkili bir dövüşçü. Yine de birçok insana göre boksunun nasıl olduğu test edilmemiş durumda. Şu an için sağ yumruğunun oldukça güçlü olduğu söylenebilir. İkram Aliskerov ve Gerald Mearshart'ı yenme şekilleri de bunun bir kanıtı. Gerald maçından sonra Instagram canlı yayını açan Hamzat'ın antrenörü Andreas Michael bu vuruş için bir haftadır çalıştıklarını söyledi. Perfect right hand. Working on that all week. All week we've been working on that. Ayrıca menajeri olan Ali Abdülaziz'in söylediğine göre Hamzat'ın boksu güreşinden çok daha iyi. Hamzat ortalamanın üzerinde abartılmış bir dövüşçü mü yoksa bir efsane mi? Bunun cevabı 19 Aralık'taki Leon Edwards maçında saklı. Руководство UFC почувствовал ли ты вообще вот этот вот сумасшедший рост популярности? Ну, популярность я не за этим гонюсь, если честно. Я рад, что заработал эти деньги и сейчас в голове такая каша. Моя тетя недавно умерла и перед этим я сказал маме, я буду зарабатывать скоро большие деньги, иншаллах, все будет хорошо. Мама просто так сказала. Если бы были бы у тебя сейчас эти деньги. Ну, тетя умерла, сначала она в раю. И чтобы больше не допускать такого, чтобы у меня были деньги, все. Я рад, что у меня все так получается. Хамдулля. О, Аллах, мир окутан страшной мглой. И война вновь сменяется войной. Страшный век, век неверия и зла.